Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün işten geldim saat 6 gibi. Biraz dinlendim, saat 7 olmuş. Bir saat dinlendim. Yalnız dinlendikçe ayağa kalkasım gelmedi. Herhalde şu an yatsı ezanı okunuyor büyük ihtimal. Bu saatte mi okunuyor? Dün buzlukta etliye tavuk çıkartmıştım ama erimemiş. Dışarıda da bırakmak istemedim bozulur diye. Çünkü tavuk biraz beni korkutuyor. Öyle olunca yemeği şu an yapamıyorum. O yüzden bayat ekmekler vardı. Onlardan tost yapacağım. Bir de şöyle margarin çıkarttım. Bir de kurabiye yapmak istiyorum. Hamur karıştırma makinesini denemek için sizinle beraber. Ben denedim. Çok güzel oluyor. Umarım kurabiyede de aynı performansı alırım. Şimdi bayat ekmeklerime bakayım. İnşallah küflenmemişlerdir. Bir tost hazırlayacağım. Şöyle çay yanına. Bugün hava soğuk. Soğuk olunca da ben çok üşüyorum. Hatta buranın kaloriferini açmam lazım. Valla tostu da özlemişiz. Güzel oldu. Hem ekmekler değerlendi hem de karnımız doydu. Hemen burayı hızlı bir şekilde topladım. Birazcık da uzandım. Şöyle kendimi iyi hissedince dün akşamdan makinem temizdi. Makineyi boşaltmak istedim hemen gelip. Makine hazır olunca şu lavabonun içindeki bulaşıklar da hemen çıkmış oluyor. İyi oluyor.
Hızlı bir şekilde bulaşık işimi de hallettim. Şükür o da çıktı. Şimdi yine bir dinleneceğim. Hala çünkü tavuklar istediğim şeyi ayara gelmemiş. Daha yavaş yavaş çözünüyor. O yüzden bunları bekleyeceğim. Sonra bunu soslarım bu geceden. Bir kapaklı kutuya koyarım. O sos da bekler. Yarın pişiririm artık. Yani bir de yanına mercimek çorbası yapacağım. Bunu da fırında patatesli galiba o pirzola şeklinde. Onu da bu akşam artık hani elde diye pişiririm. Ay pişiririm diyorum. Soslayıp dolaba atarım. Yarın da hemen pişiririm. Hakan'ın gelmesine daha var. Büyük ihtimal o gelince yine bir yemek işi çıkacak. O bulaşıkları çok fazla ellemedim, o yüzden lavabonun içindekiler hala duruyor. En son hepsini beraber yaparım. Bugün bir parfüm denedik arkadaşlar. Montumuza sıkmışlardı. O da montuma leke yapmış. O montu yıkayınca daha yeni almıştım montu. Geçen sene sezon biterken. Böyle içi topak topak oluyor. Ne oklavalar mı denemedim. Ne yani aklınıza gelebilecek her şeyi denedim. Şimdi yıkamayı da korkuyorum. Çünkü içindeki elyaf toplanıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Bugün hava soğuktu ya, kafam herhalde yine üşüdü. Kulaklarım falan tıkalı böyle. Bir de yorgunluk diyorum ya, son safhada bugün. O yüzden bayağı da bir yol yürüdük bugün. Böyle bir yerlere bakmamız gerekti. Bayağı bir yorulmuşum. Şükürler olsun makinede boşaldıktan sonra benim en büyük sıkıntım bulaşık makinesini boşaltmak. Nefret ediyorum. Ama artık hızlandım. Eskiye göre daha hızlı yaptığımı düşünüyorum. Bilmiyorum böyle sizin de sevmediğiniz işler var mı? Benim en büyük şeyim bulaşık makinesi boşaltmak. İkincisi de ütü yapmak. Gerçekten ütü yapmayı artık hiç sevmiyorum. Ütü çünkü çok yoruyor beni. Bir de kışın çok fazla ütü çıkmıyor. O yüzden hep biriktirmek zorundayım. Yani öyle. Bu arada arkadaşlar yılbaşı süsü aldık. Size onları da göstereyim. Bu hafta bayağı yoğundu. Geçen hafta cumartesi günü evi böyle yalandan bir silip süpürmüştüm. Temizlik yapmamıştım. Geçen hafta perşembe dip köşe temizlik yapıp hatta sizinle paylaşmıştım. Sonra her akşam geldiğimde bir yeri yapıyorum. İşte bir gün banyo ovuluyor çamaşır suyuyla. Bir gün ne bileyim evi süpürüyorum. Bir dün hatta hem süpürdüm hem sildim. Böyle her akşam bir şeyler yapmaya çalışıyorum geldikçe evi düzenli tutmak için. Evim genel anlamda temiz. Yarın da izin günüm. Evdeyim. Margarin çıkartmıştım ya, büyük ihtimal kurabiyeyi yarın yaparım diye düşünüyorum. Bugün size böyle şey aldıklarımı göstereyim. Hatta hediye olanları da göstereyim. Bunu böyle arkadaşım aldı bana yılbaşı hediyesi diye. Böyle ben bunu seçtim. 4-5 tane vardı. Çünkü hatta arkadaşım dedi bunu ben mi alsam falan. Sonra dedi hadi sen bunu beğendin bunu al dedi. Böyle bir tasarım yapmışlar. Hoşuma gitti benim de. Böyle güneş fırtınaları olacağından bahsediyorlar. Ve elektrik kesintilerinden ve bol bol mum stoklamamız gerektiğini söylüyorlar. Açıkçası ben de korkuyorum. Haftalarca internette olmayabilirmiş. Hadi internetsiz yaşanır da elektriksiz yaşanmaz. Hatta arkadaşla mum alırken bugün görüştük, yine mum aldım çünkü. Dedim neyse mum stokladık artık. Bayağı bir mumumuz oldu. Allah öyle bir şey göstermesin tabii ki. Çünkü gerçekten hayat durur elektrik olmazsa. Şöyle bir mum aldım. Daha önce ben hiç yılbaşı için böyle bir şey yapmamıştım. Ama bu sene böyle dedim ki güzel bir sofra hazırlayayım bize. Belki arkadaşlarımızla bizde olur. Şöyle sofra hazırlarken kullanmalık şöyle bir şey aldım. Yine dekor. Bunları böyle hoşuma gitti. Sonra kendime şöyle bir kupa aldım. Bir tane de böyle Noel Babalı mı ne bir kupa gelmişti Hakan'a öğrencisine ne diye. Böyle ikisini yine bu temada kullanabilirim diye düşündüm. Başka ne aldım? Bunlar bu arada çok uygun fiyatlıydı. Böyle çamaşırlı. Hoşuma gitti. Bu arada tabii ki yılbaşı kutlamıyoruz. Yani Noel kutlamıyoruz dinimiz gereğince. Ama şöyle söyleyeyim. Yeni yılın gelişine herkes seviniyordu. Ben seviniyorum yani. Allah hayırlı, sağlıklı ömürler, yıllar nasip etsin. Bir de şöyle bir mum aldım. Bu kokulu. Yalnız etiketini çıkarırken şu arkasını biraz soydurmuşum. Ona üzüldüm. Ama bu da çok güzel kokuyor. Vanilyalı galiba. Hoşuma gitti. Şöyle bir mum aldım. Da bu arada akşamları bazen otururken böyle mum yakıyorum. Güzel oluyor. Sonra günlerdir kokine bakıyorum. Canlısına ayrı bakıyorum. Yapayına ayrı bakıyorum. En sonunda Elsivayet'tekini beğendim. Onu aldım. Böyle iki dal aldım. Biri böyle şeyli çamlı. Birisi de böyle yapraklı. İkisi böyle daha zengin durur diye düşündüm. Çünkü tek iki tane bundan alacaktım ilk. Sonra baktım vazoda böyle bir zayıf duracak. Öyle olunca şu daha böyle dolgundu. İkisini birlikte aldım. Bunu da böyle vazoya yerleştirirken bir Instagram'a Reels videosu çekmeyi düşünüyorum.
Bir de böyle runner aldım. Bu da çok hoşuma gitti. Böyle dediğim gibi Allah nasip ederse bir sofra hazırlarsak böyle orada da size zaten yaptıklarımı gösteririm. Şimdi bunları Tyson'dan saklamam lazım. Çünkü dallı yapraklı şeyleri çok seviyor. Parçalayabilir ve ben de onu parçalayabilirim sonrasında. Gerçi o kadar şey yapıyor çocuğum, hiçbir şey demiyorum ama gerçekten hani evlat gibi oldukları için, şaka bir yana. Şimdi kedinin önüne de koyup parçalarsa ben onu parçalarım demek komik oluyor. Yani eğer bunu o burada bir şey yaparsa bu benim suçum. Çünkü niye dağıtmış bulundum. Dediğim gibi ev genel anlamıyla toplu. Yalnız montumu bir makineye atmak istiyorum ama topaklanır diye de korkuyorum. Şimdi onu büyük ihtimal atacağım. Yani mecburum çünkü parfüm acayip iz yapmış. Bir de koluşları sürekli dışarıda kullandığım için, hani bir yerlere giderken giydiğim için. Hatta bugün derse bile montla girdim. Bayağı bir kirlenmiş. Beyaz olunca da böyle sıkıntılar oluyor. Bir onu yıkarım herhalde. Dün akşamdan hemen çamaşırlarımı yıkadım. Sonra evi silip süpürdükten sonra onları kurutmaya attım. Kurudu, yerine yerleştirdim. Ütüleneceklerimi ayırdım. Bir de böyle kıyafet detoksu yaptık ya, çok iyi oldu. Bu arada dolap hesabıma bakarsanız oraya yeni kıyafetler ekliyorum. Aklınızda bulunsun. Ayıkladıklarımdan bir sürü koydum. Eğer bakmak isterseniz, ilginiz varsa bakabilirsiniz. Thank you.
Arkadaşlar merhaba tekrardan. Bugün günlerden cuma ve ben dolaba dün yaptığım kurabiyeleri atmıştım. Yalnız bu akşam misafirim varmış. Şu kutuyu böylece çıkartacağım. Bugün kurabiyelerden iş yerine de götürdüm. Altta da kek var. İlk defa şey yapacağım. Böyle buzluktan kek falan çıkarttım. Akşam misafir gelince çıkartacağım. Umarım beni üzmez. Şimdi şurayı da kapatayım, açık kaldı. Şunları daha yardım amacım. Bunlar yeni kumuldu buraya. Şöyle koyayım. Bunu da kapatalım. Poğaçayı da çıkarayım aklımdayken. Bunlar böyle oda sıcaklığında beklesin. Çözülürsün bakalım. Burada da dereotu poğaça yapmıştım, onu koymuştum. Böyle akşam misafire çay yanına çıkartırım. Eğer pratik olursa hep böyle yapmayı düşünüyorum. Size de sonradan paylaşırım deneyimlerimi. Dün hızlı bir şekilde eve geldim. Ondan sonra arkadaşım vardı, onunla oturduk, kahve içtik, yemeklerimi yaptım. O yemek yemeden gitti. Sonrasında böyle biraz kendime işte bir tabak çorba falan koydum. Sonra da kurabiye yapmaya geçtim. Kurabiye böyle hamur karıştırma makinesiyle çok kolay oluyor arkadaşlar, gerçekten. Normalde böyle şeylere üşenirim ama makine hemen yoğurdu. Ben de şekillerini verdim. Gayet memnunum. Keki de öyle yapmıştım. O poğaçayı da o şekilde yapmıştım. Böyle fazlasını da buzluğa atmıştım. Hatta bugün bir kutu kurabiyeyi de iş yerine götürdüm. Orada arkadaşlarla beraber yedik böyle öğle yemeğinden sonra. Velhasıl güzel oluyor. Bugün yine misafirlerim var. O yüzden dedim ki buzluktan çıkarayım. Hem bir deneyeyim nasıl olacak. Hani istediğim gibi olacak mı? Eğer böyle olursa çok iyi olur. Çünkü daha pratik olur. Böyle biri geleceği zaman hazır buzluktan bir şey çıkartmak. Çok fazla uğraştırmaz. İnşallah tadı lezzeti de yerindedir. Benden bugünlük bu kadar olsun. Daha öncesinde atacaktım videoyu ama bir türlü işten geç çıktığım için saatlerini tutturamadım. Videom hazırdı. O yüzden böyle bir 3-4 günlük video izleyeceksiniz bugün. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.